Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Diyetisyen Serkan Aksoy bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Hemen sorularım var. Onları size birer birer sormak ve cevaplarını almak isteriz. Birçoğumuzun merak ettiği bir takım beslenme tipleri ve diyet sistemleri var. Onlardan biri de son günlerde çok fazla duyuyoruz. Sirkadiyen beslenme nedir? Diyet nedir? Hemen size soralım. Sirkadiyen beslenme aslında günün içerisindeki kişilerin vücutlarındaki biyolojik ritme uygun bir beslenme tarzıdır. Hı hı. Biyolojik ritimden kasıt da kişilerin aslında yedikleri besinlerden ziyade yedikleri saatler çok önemlidir. Bunun için özellikle eskilerin bildiği gibi sabah kahvaltısı çok değerlidir, enerji için çok önemlidir. Öğlen yemeği sağlık için, akşam yemeği de genelde insanları hasta eder tarzında bir ifade kullanırlardı. O sebepten dolayı bizler ritmimizi ayarlarsak, günün saatlerine göre doğru beslenirsek hem hastalıklardan korunacağımız gibi hem de ideal kiloda kendimizi korumuş oluruz. Peki şunu da çok fazla gördük haberlerde. Ara öğünler bir dönem çok fazla popülerdi. Sonrasında aslında çok da gerek yokmuş denildi. Sizin bu yöndeki görüşleriniz neler? Şimdi ara öğünler dediğimiz öğünler aslında insülini çok fazla tetiklediğinden dolayı artık yeni guideline'larda çok fazla eğer kişiler çocuk diyabetli hasta değilse ya da tip 1 diyabetli değilse ara öğünleri çok fazla vermemeye dikkat ediyoruz. Özellikle 3 ana şeklinde gidiyoruz ve gerekli besin öğelerini de mutlaka öğünlere doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Peki hocam hemen bir başka sistemi de sormak istiyorum. Ketojenik beslenme nedir? Onu da hemen size soralım ki izleyicilerimiz merak ediyorlar. Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik beslenme aslında kişilerde bazen vücutta direnç gösteren kilolarda çok kullanılan ama hastalık için üretilmiş bir beslenme modelidir. Bunun için standart bir beslenme grubu ya da beslenme şekli olan proteinden, yağdan ve karbonhidrattan doğru dağılım olarak ayarlanmış bir standart beslenme programımız var. Bu beslenme programı Türkiye'deki beslenme rehberine göre karbonhidratın %50-55 civarları, proteinin %12-15 civarları ve yağın da %25-30 civarlarında olması istenirken bu makro besin öğelerinin değiştirilmiş haline de bizler ketojenik diyet diyoruz. Beynin ana beslenme kaynağı glikoz eğer olmadığında vücut karaciğerden bir keton cisimciği üretiyor. Hı-hı. Ve organizma bunu ketozise çevirerek beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaya çalışıyor. Kalp damar sağlığı açısından sakıncalı olduğundan dolayı doğru bir hekim ve beslenme uzmanı tarafından eğer ki gözetim altında tutulursa doğru bir diyet protokolüdür. Ama onun dışında yapılan çalışmalarda özellikle epilepsi hastalarında çok etkinliği vardır ama genel olarak hala insülin direncinde vesaire gibi birçok hastalıklarda yani kalp damar hastalıklarında bunun gibi otizmde, nörolojik hastalarda hala bir çalışma halinde devam eden bir beslenme modelidir. Çok fazla doktor ve diyetisyen tavsiyesi olmadan öneride bulunmuyoruz bizler. Şimdi söylediğiniz üzere eğer doktorunuz, uzmanınız önermiyorsa ki biz bunu zamanında çok gördük. Gazete küpürlerinden ya da işte internette gördüğümüzden Hollywood diyeti bir dönem çok fazla revaçtaydı biliyorsunuz ki. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor öyle değil mi? Her diyet her kişiye uygun değildir. Kesinlikle değildir. Diyet kişiye özel planlanır ve hastalıkları ön planda tutularak kullanmış olduğu ilaçlar da dikkate alınır ki herhangi bir besin ilaç etkileşimi olmasın diye sabah, öğle, akşam beslenme programını ayarlarken hem karbonhidrat, hem protein, hem yağı dengesini kurmak gerekir. Çünkü kişilerin mineral, vitamin eksiklikleri birçok hastalıkları davetiye çıkarabilir. Bu sebepten dolayı da kafamıza göre yaptığımız diyetler aslında başka sonuçları doğurmaması açısından mutlaka bir uzman görüşü almak gerekiyor.
Şu anlamda çok memnunum. Yolda uzun bir yolda ilerlerken bile işte E5'in sağında, solunda ya da büyük plazalarda görebiliyoruz ki diyetisyenlerin son dönemde bir hayli hem dişçilerin hem diyetisyenlerin bir hayli fazlalaştığını görüyoruz. Çünkü neden? Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. İnsanlarımız bilinçleniyor. Az önce de yağlanmadan bahsettiniz. Biraz da karaciğer yağlanmasından da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Karaciğer aslında organizmadaki yağlanmanın ilk başladığı noktalardan birisi. Karaciğer bizim aslında temizlik patronumuz diyebiliriz. Evet. Yani bir çevre düzenlemesi nasıl varsa bir ülkede vücudumuzun çevresi, yani vücudumuzun iç temizliğini sağlayan da mutlaka karaciğer ve böbrektir. Karaciğer bunu sağlarken eğer yanlış bir beslenme alışkanlığımız varsa karaciğerde hepatosit dediğimiz hücrelerin yağlanması gerçekleşiyor. Bunların evreleri çok önemli. Kişilerin özellikle nişastalı fruktoz içeren içecekleri eve çok sokmalarından kaynaklı olan, beslenme alışkanlıklarını inanılmaz derecede değiştiren bir kitle haline gelmemizden dolayı karaciğerlerimiz biraz yağlandı. Örneğin halk arasında 3 kişiden bir kişinin karaciğerinde yağlanma görmekteyiz. Bu kilolu olmakla alakalı bir durum değil. Zayıf kişilerde de karaciğer yağlanması görülebiliyor. Kişilerin bel çevre kalınlıkları çok önemli. Erkeklerde 94 santimetrenin altında olması gereken bel kalınlığının kadınlarda 80 santimetrenin altında olmasını istiyoruz bizler. Ve özellikle göbek ve gıdı bölgesinde artış miktarı varsa bir doktor tarafından kontrollü bir şekilde gitmekte yarar var. İç hastalıkları uzmanından bir onay aldıktan sonra beslenme programını buna göre düzenlemek ve hareketi mutlaka dahil etmek gerekiyor. Yani hareketsiz bir yaşam maalesef ki karaciğerlerimizi yağlandırıyor. Karaciğerin evrelerini düşüneceksek de steatohepatit dediğimiz birinci evre, yani karaciğerin artık iltihaplanması sonucunda oluşan, daha sonra ikinci evrede kronik hepatit olan, üçüncü evreye geldiğinizde siroza kadar, alkol kullanılmamasına rağmen siroza, hatta hepatoma dediğimiz karaciğer kanserlerine kadar gidişatın olabileceği tahmin edilerek aslında beslenme programımızı mutlaka öğünlere yayarak, doğru beslenerek ve bunu sporla destekleyerek, en azından bir fiziksel aktivite, yürüyüşü hayatımızın dahil ederek çok daha sağlıklı bir şekilde adım atacağımıza inanıyorum. Şimdi zaman zaman gerek sizin paylaşımlarınızdan ya da duyduklarımız kadarıyla artık diyetisyene gittiğimizde de eskiden yürüyüş yapın derlerdi ama şimdi sizin gelişen teknolojilerle beraber gördüğümüz kadarıyla çeşitli tıbbi malzemeler de var. Onları da son gelişen geldiği noktayı da anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şu anda andülasyon cihazları dediğimiz bazı bölgesel zayıflama cihazları birçok diyetisyen meslektaşım kullanıyorlar. Bunlar da tabii ki mutlaka etkili ama normal olan aslında bizim açık havada yürüyerek doğru bir beslenme programını uyguladıktan sonra normal formumuza gelişeceğimize inanıyorum. Çünkü vücut aslında kendini normal forma korumak adına basen bölgesinde ve göbek bölgesinde beyaz yağ hücrelerini arttırıyor ve direnç gösteriyor aslında bir nevi. Biz doğru beslenmeyi, sindirimimizi doğru bir şekilde ayarladığımızda gastrointestinal sistemimiz normale döndüğü zaman aslında vücut yavaş yavaş o beyaz yağ hücrelerinden kurtulmaya kendiliğinden başlamış oluyor. Aletlerden ziyade açık havadaki yürüyüşler, bol su tüketimi, su tüketiminin yanında öğün saatlerine aralıkları çok ara ara yemek yemek yerine insülini çok fazla tetiklemeden dolayısıyla da doğru beslenme programıyla aslında zayıflayabiliriz. Peki hocam hemen sudan bahsetmişken mutlaka su içmeliyiz diye bir takım işte bazı kimseler suyu sade bir şekilde içemediği için mutlaka aroma arıyor ya da işte içine çeşitli malzemeler atıp bir gün bekletebiliyor. Keza ceviz de onlardan biri, çok fazla duyuyoruz ama bunun zararları da olabiliyor. Bu konuda sizden bilgi almak isteriz. Evet, şu anda suyu içemeyen bir kitle var maalesef ki. Ama su içememe hem mevsimsel değişimlerden de kaynaklı. İşte yaz mevsiminde daha fazla vücut ter attığından dolayı, vücudun su ihtiyacı arttığından dolayı vücuda daha fazla su ihtiyacı var diye vücut kendine tepki gösteriyor. Ama bunun dışında gün içerisinde kışın su içimler biraz azalmış oluyor. Bunu içmeyen kişilere önerilerimiz bizim genelde
içine limon sıkabilirsiniz ya da sirke koyabilirsiniz ama bunu lütfen zayıflamak için yapmayın ve bunu aç karnına gerçekleştirmeyin diye önerilerde bulunuyoruz. Çünkü midemize başka türlü zarar verebilir. Sirkedeki asidik asit kişilerin zayıflaması için yeterlidir, önemlidir de ama bunu su olarak değil de salatalarda, yemeklere kullandığımızda çok daha etkisi artar ve midemize de zarar vermez. Bununla birlikte cevizin suya konulup cevizin suyunu içmenin kan kolesterol seviyesini dengelediği ve düşürdüğü hakkında bazı yanlış anlaşılmalar olmuş ve bunu biz gelen danışanlarımıza şöyle ifade ediyoruz. Cevizin içerisindeki fitik asit aslında suya geçtikten sonra o içildiğinde vücuttaki mineral, vitamin yetersizliklerine eminimini azaltıyor ve içindeki fitat proteine bağlandığından dolayı protein emilimi azalıyor ve dışkıyla vitaminler, mineraller, kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir aslında dışkıyla atılmış oluyor. Biz bundan faydalanmak adına cevizi çiğ olarak tüketmeyi önermekteyiz. Yani suyunu içmek aslında yarardan çok zarara sebebiyet verebiliyor. Peki hocam, malumunuz Ramazan'dan çıkıyoruz ve önümüzde de bayram var. Peki bayramda birçoğumuz işte ziyaretlerde bulunuyoruz ve uzun açlık sürelerinden sonra gelen o ikramlar, tatlılar, hoş sohbetlerle beraber ikramlardan nasıl hayır diyeceğiz, nasıl kendimizi uzak tutacağız, neler yemeliyiz bayram sonrasında, nasıl beslenmeliyiz? Evet, şimdi biz Ramazan ayında uzun bir açlık döneminden dolayı bir metabolizmamız yavaşladı bizlerin. Bir sahur ve iftar yaparak aslında almamız gereken besin öğelerini doğru bir şekilde dağıtamadık. Ve dolayısıyla bununla birlikte bir metabolizma yavaşlaması aniden bir sabah kahvaltısıyla bayramın birinci günü başlayacağız. Ve daha sonra ziyaretlerimizle birlikte bol şekerli bir bayram geçirmeye başlayacağız. Buna hayır diyemeyeceğiz tabii ki çünkü uzun zamandır görüşmediğimiz akrabalarımızla bir arada olduğumuz için sofralar zengin olacak. En azından porsiyon miktarını küçülterek, tatlıya yer açarak ama tatlıları tadında yediğimiz zaman çok değerli olduğu bilinerek ve bayram sonrasında özellikle bir detoks programı dediğimiz yani vücudu aynı şekilde dinlenmeye alarak 3 öğün beslenip akşam açlığını olabildiğince uzun tutup vücudun kendi rejenerasyon yapmasını yani hücrelerin kendi kendini yenilemesini sağlamamızda avantajlar görüyorum. Bayramda çok eğer ki porsiyonları büyütmediğimizde bayramın tadını çıkarmaktan da yanayım ben. O yüzden hani yasaklar yok aslında diyet protokolünde. Bize ne yasak onu bildiğimiz sürece bir sıkıntı yok. Eğer bir insülin kullanan bir tip 1 diyabetliysek ya da oral antidiyabetik kullanan bir tip 2 diyabetli bir hastaysak, kolesterol seviyemiz çok yüksekse zaten dikkat edilmesi gerektiği doktoru tarafından veya diyetisyeni tarafından uyarılmıştır. Ama biz de kendimizi bilip kendi hastalıklarımıza uygun beslenmemiz de bir problem yok. Bayram ziyaretlerini güzellikle geçirmelerini ve bayramdan sonra tekrar doğru beslenme şeklinde kendilerine önerilerde bulunabilirim sadece. Hemen şunu da sormak isterim. Bayramdan sonra yine işte önümüz yaz malumunuz. Ondan sonra yani bayram sonrasında nasıl bir plan program yapmalı kişiler? Bizlerin genelde beslenme protokolünde sabah kahvaltısında enerjinin çok yoğun olması gereken bir dönem. Çünkü uykuyla birlikte melatonin salgısı başlıyordu. Özellikle 9.30-10 gibilerde melatonin salgısı growth hormonunu da tetikleyerek çocuklarda büyümeyi sağlarken yetişkinlerde dokuların onarımını sağlayan growth hormonun aslında pik yaptığı saatler 2-2.30 civarlarında. O yüzden diyete başlayan bütün danışanlarıma önerilerim benim. Erken saatte yatmaları ve bu uykudaki bu verimli hormon salgısını doğru bir şekilde kullanmalarını öneriyorum. Çünkü bir yapılanma var, bir rejenerasyon var içeride. Daha sonra da erken saatte güne başlamanın çok büyük avantajları var. Erken kalkan çok yol alır ifadesi aslında çok doğru bir ifade. Sabahleyin erken bir saatte kortizol salgısıyla birlikte pineal bezimiz dediğimiz beynimizdeki beze ışığın gelmesi yani biyolojik ritim ilk sorularınızda sorduğunuz üzere sirkadiyen ritmin harekete geçmesiyle birlikte kişiler artık uyanıyor ve kortizol salgısı artıyor. Bununla birlikte gece açlığını ne kadar erkene alırsak
dinlenmiş olan vücut acıkmış olacak. Bazı danışanlar çok geç saatlerde yemek yedikleri için sabah kahvaltısına es geçebiliyorlar. Ve sabah kahvaltısı bizim açımızdan enerjimizin en pik yaptığı ve enerjiye en çok ihtiyaç duyduğumuz saatler aralığındadır. Bunu 8 öncesinde gerçekleştirirsek ve 4-4,5 saat kadar bir aralıkla beslenirsek, ağzımıza çok fazla sıvı dışında bir şey atmazsak, fındık tanesi bile bize kilo yapmaz ama insülin salgısını tetiklediğinden dolayı insülinin de kandaki görevi, kan glikoz seviyesini normale çektikten sonra daha da aşağıya çektiğinde acıkma sinyallerimiz artıyor ve bununla birlikte grelin hormonu da tetiklenmiş oluyor. Yani açlık hormonu dediğimiz hormon bunları aslında bir komplike şekilde 4-4,5 saat aralıklarla sabah 8-12,5 gibi öğlen yemeği zaten iş yerlerindeki tabildot yemekler 12-12,5 arasında yenilir. 12,5'ta bir öğlen yemeğinden sonra saat 6-6,5'ta akşam yemeğini gerçekleştirirsek ve akşam yemeğini daha hafif geçirirsek, öğlen yemeğinde mümkünse protein ağırlıklı, akşam yemeğinde de mümkünse sebze ağırlıklı beslenip sabah kahvaltısında da bildiğimiz klasik Türk kahvaltısı dediğimiz yumurta, beyaz peynir, zeytin, bol yeşillik, mevsim yeşillikleri ve meyve bulunmasında fayda görüyorum. Meyve sularından da demin de söylediğim üzere çocukların ve yetişkinlerin özellikle aromatik meyve sularından ve bununla birlikte buzlu çay dediğimiz çaylardan yaz geliyor dediğiniz için özellikle hatırlatmaya çalışıyorum. Eğer evde yapılmıyorsa bu çaylar maalesef ki içinde nişastalı, fruktoz var ve karaciğeri yağlanmasını çok tetikliyor. Bazı aileler çocuklarına faydalı olduğu düşüncesiyle kola vermeyelim ama bunun yerine ice tea verelim şeklinde hareket ediyorlar. Bu çok güzel evde hazırlanacak olan bir buzlu çaysa makuldür. Ama dışarıdan alınan bir aromalı içeceği asla ne biz ne çocuğumuz tüketmemesinde fayda vardır. Böyle düzen tutturduğumuzda 6,5'tan sonra da özellikle akşam meyvelerine çok fazla tamah etmemeye dikkat etmenizi önermekteyim. Çünkü akşam yenilen meyveler de karaciğeri fruktoz metabolizmasından dolayı yormakta ve onun çalışmasını sağlarken aynı zamanda yağlanmasını da sağlıyor. Böyle üç öğünle beslenip almamız gereken makro mikro besin öğelerini de kazanmış oluruz. Zaten bir de yürüyüş varsa yemekten 1 saat 45 dakika sonra haftalık 150 dakikayı tamamlayacak şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün bizlere söylediği üzere yani günlük ortalama 25 dakikalık yürüyüşler akşam yemeğinden 45 dakika sonra çok ideal fit bir fiziğe kendiliğinden kavuşacaklarını hiç şüpheleri olmasın. Son olarak ben de yediklerimiz, içtiklerimiz bütün hayatımızı etkiliyor deyip noktayı koymak isterim. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ağzınıza sağlık sizin de. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler bağlanıp bizlerle bilgileri, bu değerli bilgileri aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum bana bu sözü verdiğiniz için. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Diyetisyen Serkan Aksoy bizlerleydi ve bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.